Arkadaşlar merhaba. Bugün 13 Mart Pazar. ABD Gulfstream Park Hipodromu'nda 9 koşuluk bir program var. 3. koşuyla 7. plasenin hikayeyle başlayacağız. Her zaman olduğu gibi. 21.01'de bir maiden koşu. 3 yaşlı dişlere mahsus 1200 metre kum pistte start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 60 bin dolarlık bir orta grup bir maiden koşu. Burada 6 numaralı Green Up Brad Ortiz Jr.'la Todd Fletcher'ın antrenör ettiği bir isim. Kariyerin ilk startında 1000 metre kum pistte 100 binlik hemen hemen bu koşunun iki katı değerindeki bir koşuda ikinciliği olan bir isim. Bugünkü 7'li plasede önereceğim tek isim. İkinci altılı Ganyan ilk ayağı bir satış koşusu. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte start alıyor. Koşuda 8 isim start alacak. 8 numaralı Ocean Ride ile başlayacağız. Koşuya gidelim. Koşu 6.250 dolarlık bir satış koşusu, toplam ikramiyesi 19.000 dolar olan. 8 numaralı Ocean Ride Jose Ortiz de start alıyor. Son startında boyun farkıyla ikinciliği var. 6.250'lik bir satış koşusunda 1200 metre kum pistte avarı olduğu bir koşu. 8 numaralı Ocean Ride boyun farkıyla ikinciliği var. 4 numaralı No Commission Ocean Ride'ın ikinci olduğu koşuda üçüncülüğü var. Bir önceki startında. Bundan sonra da son startında 12.500'lük bir satış koşusunda dördüncülüğü var. 1100 metre tapeta pistte. 5 numaralı Baltnes Hector Berrios'la start alıyor. 1600 metre kum pistteki bir önceki startını 21 Ocak'ta bu hipodromda 1,5 boy farklı kazanıyor. Favori olduğu bir koşu 1.38.55 derecesiyle. 6 numaralı Bronx Chantels Sutherland'da start alıyor. Son startında, favori olduğu son startında 6250'lik bir koşuyu 1200 metre kum pistte 1.11.28 derecesiyle 2,5 boy farkla kazanan bir isim. Ve son olarak 7 numaralı Sir Aggravator, Tyler Gaffalone ile şans verdiğim diğer bir isim. Son 3 startında 1100 ve 1200 metre kum pistteki 1100 metredeki maiden, 1200 metredeki 6250'lik bir satış koşusunu kazanıyor. 1200 kum 1.11.20, 1100 metre kum 1.06.68 dereceleriyle. İkinci altılı Ganyan ikinci ayağı 3 yaşlı İngilizlere marş 1400 metre kum pisti bir maiden koşu. Koşuya baktığımızda koşu 53 bin dolarlık orta grup bir maiden koşu. Burada 3 isme yer vereceğiz. 5 numaralı Agarame Supidus Travier Casalano ile şans verdiğim İlk isim 1200 metrede 53 binlik bir maiden koşuda ikinciliği var son startında. Aynı koşuda üçüncü olan King D 8 numaralı Jose Ortiz ile start alıyor ve son olarak burada 6 numaralı Sensual Chocolate Rod Ortiz Jr. ile start şans verdiğim son isim bu maiden koşuda. Geldik altılı Ganyan'ın ikinci altılı Ganyan'ın üçüncü ayağına. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1500 metre çim pistte bir satış koşusu. Koşuda 11 isim start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 25.000-35.000 bandında bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 36 bin dolar olan. 1 numaralı Sterling Drive Jose Morales'la start alıyor. 1600 metre çim pistteki son startında 25 binlik bir şartlı koşuda ikinciliği var. Yarım boy farkla. 3 numaralı Merzaz Jose Ortiz ile start alıyor. 6 Ocak'ta 1600 metre kum pistteki kariyerin ilk startındaki maiden koşuyu 6,5 boy farkla kazanıyor. 1.38.23 derecesiyle daha sonra 1600 metrede 30 binlik bir satış koşusunu kazanıyor. Çim pistte 1.37.09 derecesiyle son 3 startında 2 koşu kazanmışlığı var. 3 numaralı Merzaz'ın. 7 numaralı Etrade of Blue Urat Ortiz Jr.'la start alıyor. Nispeten 3 grup koşulardan bu koşuya gelmiş. Ve son olarak 11 numaralı Star Sign Tyler Gaffalone ile şans verdiğim son isim favori olduğu son startında 1670 metre çim pistten kuma alınan 35 binlik bir satış koşusunda boyun farkıyla ikinciliği var. Aynı jokey ile 11 numaralı Star Sign'ın Michael Maker antrenörlüğündeki bir isim. Geldik ikinci altılı Ganyan'ın dördüncü ayağına bir maiden koşu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte start alıyor. Koşuya bakalım. Koşu 30-35 bin bandında bir maiden satış koşusu. Toplam ikramiyesi 35 bin dolar olan. 10 numaralı It Beast All
Ortiz Junior'la start alıyor. Kariyerindeki iki startında da ikinci olmuş bir isim. 1400 metre kum pistte 16 binlik bir maiden koşuda ikinciliği var. 1600 metre kum pistteki son startında da 4 Şubat'ta bu hipodromda 25 binlik bir maiden satış koşusunda yine ikincilikleri olan bir isim. 5 numarada Mitiko Jose Ortiz'le start alıyor. Bir önceki startında 1100 metre kum pistte baş farkıyla ikinciliği var. 25 binlik bir maiden satış koşusunda. 2 numaralı On His Toes, Alexander Chavez'de şans verdiğim diğer bir isim. 1000 metre çim ve 1000 metre tapeta pistteki kariyerin her iki startında üçüncü olmuş bir isim. 40 bin ve 16 binlik maiden satış koşularında. 9 numaralı Mr. Extension, Carlos Oliveira'yla şans verdiğim diğer bir isim. Son olarak da Luca Pacini ile 8 numaralı 4 Road Dollars 1200 metre kum pistte 16 binlik maiden satış koşusunda ikinciliği olan bir isim. Bu maiden koşuda şans verdiğim isimler. Geldik 5. ayağa. 5. ayak 4 yukarı İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte opsiyonlu satış koşusu. Koşuda 8 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 62.500'lük bir şartlı satış koşusu. Toplam ikramiyesi 62.000 dolar olan. 1 numaralı Skyro Jose Ortiz ile şans verdiğim ilk isim. Kariyerinin son startında 1600 metre çim pistteki 25 binlik bir şartlı satış koşusunu 1.35-25 derecesiyle boyun farkıyla da olsa kazanıyor. 2 numaralı Proven Strategies Mark Cassin'in antrenör ettiği bir isim. Edwin Gonzalez ile start alacak. Üst grup koşulardan bu koşuya geldiğini söyleyebiliriz. Bir önceki startı 1600 metre çim pistte bir listed koşuda ikinciliği var gördüğünüz gibi. 7 numaralı Journeyman Javier Cassarano ile şans verdiğim diğer bir isim. 1670 metre tapeta pistte son startında 70 binlik bir handikap koşuda ikinciliği var. 29 Ocak'ta bu hipodromda son olarak 3 numaralı NVC Brad Ortiz Jr. ile şans verdiğim diğer bir isim. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. Brad Ortiz Jr. faktörle eklemek istedim. 5. ayakta son isim olarak. Geldik 2. altılı Ganya'nın son ayağına. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir satış koşusu 1100 metre kum pistte. Koşuda 8 isim start alıyor. Koşuya gittiğimizde koşu 16 bin 20 bin bandında bir satış koşusu. Burada son iki startında 1100 ve 1200 metrelerde ikinci olan her ikisi de favori olduğu koşular Uncaptured yavrusu Laras Lady'yi tek olarak önereceğim. 2 numaralı Laras Lady. Murat Ortiz Junior ile start alıyor. Safi Joseph Junior'ın antrenör ettiği bir isim. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xbracing.com adlı web sitemiz var. Her türlü bilgiye ulaşabileceğiniz bir web sitesi. Bu sitenin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming By 4 Furlong'u 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galobunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi.
üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşulları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to four or five lengths from Magic geçmiş, geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park tıklamak suretiyle. Burada altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonunu tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. İkinci altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma kendi çalışmanızda mutlaka ekleyin derim. İlk ayak 8 numaralı Ocean Ride, 4 numaralı No Commission, 5 numaralı Boldness, 6 numaralı Bronx, 7 numaralı Sir Aggravator. İkinci ayakta 5 numaralı Agar Me Spiudes, 8 numaralı King D ve 6 numaralı Sensual Chocolate. Üçüncü ayak 1 numaralı Sterling Drive, 3 numaralı Merzaz, 7 numaralı A Trade of Blue ve 11 numaralı Star Sign. Dördüncü ayakta 10 numaralı It Beats All, 5 numaralı Mitiko, 2 numaralı On His Toes, 9 numaralı Mr. Extension ve 8 numaralı Dirt Road Dollars. Beşinci ayakta da 1 numaralı Skyro, 2 numaralı Proven Strategies, 7 numaralı Journeyman ve 3 numaralı NYC. Son ayakta da 2 numaralı Lara's Lady tek olarak önerdiğim isim. Yorumları beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. Hepinize mutlu bir pazar günü diliyorum. Hepinize bol şanslar.